Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi adet zerratil kainat ve mürekkebatiha. Evet, geçtiğimiz hafta ellediye tabirini çalıştık. Bir de enamte ifadesi üzerinde bayağı durduk. Güzel bir sürü çok güzel konular konuştuk. Benim aklımda kalan birkaç tane noktayı ben yazmıştım. Not almıştım yani. Onları paylaşayım. İnşallah sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Ellezine tabirinde bu mesleklerinde butlan olmaması meselesi ne demek diye üzerinde durmuştuk biraz. Orada ortaya çıkan anlam şöyle bir şeydi. Onların şahsi yani bu mesleklerinde butlan olmaması demek ile bugün enbiyanın temsilcisi konumunda yaşayan işte evliya, asfiya, şüheda, ulema vesaire gibi farklı açılardan nebiyi yani ellezîne tabirindeki o kastı temsil eden insanların şahsi kusurlarının olmadığını değil, adeta peygamber gibi. Özür diliyorum. Onların şahsi kusurları olmadığı değil, ortaklaşa paylaştıkları tevatür derecesini alan imani konulardaki birlikteliklerini anlamamız gerektiğini konuştuk. Cem ve mazi vurgularıyla da işte en amte ifadesindeki bilhassa Cem sigasında onların her yerde olduğunu, yani herkesin onlara şahit olabileceğini, onları araması gerekmediğini, daima her insanın kendi iç dünyasında hakikat olan meyli neticesinde, hakikat deyince, iyi deyince, güzel deyince, kemal deyince aklına gelen figürler olduğunu, bu meseleyi konuştuk. Benim aklımda kalan yani daha çok birçok şey konuştuk ama mazi sigası vurgusunda da yani amte, sen verdin onlara vurgusuyla da benim çok hoşuma giden, iyice dünyama yerleşen. Yani madem geçmişte birilerine verdin, onların kendi özellikleri, kendi kabiliyetleri, kendi kemallerinden değil, onlara sen nimet verdin, ikram ettin. Benim de benzer şekilde hakkım yok, hak etmiş değilim. Layık değilim ama istiyorum. Yani onlara verdiğin gibi bana da ver. Yani bu nimeti devam ettir. Gazali'ye nasıl verdiysen, Şazeli'ye nasıl verdiysen, Nursi'ye nasıl verdiysen bana da ver diye çok güçlü, çok böyle hayati bir dua, bir talep vurgusu olduğunu konuştuk. Bu da çok hoştu, çok güzeldi. Bu hafta aleyhimden devam edeceğiz. Hatta bugün şey diyeceğiz ona. Bana da ver değil de benim üzerime de yükle o nimeti diyeceğiz. Aleyhimdeki. Aleyhime takacak ya bu hafta. Ya, tekrar aynı konuya dönmek gerekmeyebilir de acaba şöyle bir boyut mu var diye düşündüm Yakup'u dinlerken son cümleleriyle ilgili. Veren kaynak açısından o veren onun vermesi mutlak tamam. Verilenin kendine bakan boyutuyla istihkakı sıfır yok tamam. Fakat izafi anlamda verilenlerin kendilerine bakan boyutuyla talepkarlığı açısından, istemesi açısından, talep etmedeki yoğunluğu açısından bir farklılık yok mu? Oraya da değinmek gerekmez mi diye düşündüm. Allah razı olsun. Geçen hafta bu yaptığımız vurguyu başka bir ortamda muhabbet ederken bir böyle konusunu açmıştık. Bir arkadaş şöyle bir İsmail hatta bizim İsmail şöyle bir yorum yapmıştı. Ben bu şeyi okuyunca işte ellezîne enamte ifadesini okuyunca aklıma direkt şey geliyor demişti. Yani onlara verdin, bana da ver. O zaman hemen işte onları nasıl verdin acaba? Hangi yollarla verdin? Buraya zihnin gidiyor yani. Onu taklit edersen bana da verirsin anlamında böyle bir metot arayışına gidiyor zihnim demişti. Üstadın kendisini için yaptığı Risale'deki
yani Risale-i Nur'un ona nimet olarak verilmesi meselesini çalışırken çok yaptığı temel bir vurgu var. Benim Risale-i Nur'daki İhsan çok şiddetli talebimdir. Çok ihtiyaç içinde oluşumdur. İşte bir iki ifade daha vardı. Tam olarak hatırlayamaz, paylaşabilir. Yani o kısım önemli galiba İlyas Hoca. Yani Yakup'cuğum, ver demek lafziyi bir talep değil, fiili bir talep, hali bir talep. İnsanın o bütün boyutlarıyla, işte ihtiyacıyla, ihtiyacını hissetmesiyle, bunun dile getirilmesiyle, sebeplere başvurmasıyla, yırtılmasıyla, cefasını çekmesiyle, ızrabına katlanmasıyla, bütün halinde, yani istemek o demek zaten. Bana da ver o demek. Yoksa hani dille verden ziyade insanın bütün o kendisine verilen duygularla alemdeki onun sebeplerine, yollarına başvurarak istemek diye anlarsak ben dünyada biraz daha netleşiyor diye düşünüyorum. Şey, ne diyorsunuz hocam? Benim de o İsmail'in o yorumundan sonra aklıma şöyle bir düşünce gelmişti. Yani hani kaderin sebebin kaderiyle sonucun kaderi ayrı değildir diye üstadın çalıştığı bir metin var ya. Yani kader çalışmasını yaparken. Bu dualarda da aslında bana ver dediğimde bunun sebepleri her neyse, o sonucu bana nasıl vereceksen, o sonucu ortaya çıkaracak sebepleri de ver şeklinde bir dua anlamına gelmez mi aslında diye düşünmüştüm yani İsmail'in yaptığı vurgu. Yani bana onu da öğret. Nasıl isteyeceğimi de öğret. Yani onu bana nasıl vereceksen onu da. Bence bu İlyas Hoca'nın dediğinden farklı bir şey değil. Yani çünkü o ızdırabın içinde o da var. Hani yolu, bu söylediğin hala bir ızdırap hali. Yani çünkü böyle dilinin ucuyla bir isteme hali ne herkes bilebiliyor yani. O ya, hatta benim en sevdiğim o ekonomideki talep arz dengesinde oradaki o talep istek demek değil diye. Onlar böyle çok sık ayırırlar. Biz talep arz derken işte isteyenler, onu kastetmiyoruz. Hani böyle çeşitli kriterler var. Bir tanesi işte Ali İlyas Hoca'nın belirttiği, hani o gereken emek neyse onu ortaya koyacak. İkincisi o kabiliyetlere de sahip olacak bu arada. Yani yani ortaya koyabileceği, o emeği ortaya koyabilecek kabiliyetlere de sahip olacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir ilkokul bir öğrencisi Harvard'da hoca olmayı isteyebilir ama talep edemez. Yani o şeyde değildir, daha o kıvamda değildir. O kabiliyetleri ona uygun değildir. Yetenekleri ona uygun değildir gibi. Dolayısıyla özetle onlar başkaydı ifadesi tamamen yanlış. Başının derdine bak, çabanı göster. Evet. Arz talebi de buraya bağlaman hoşuma gitti Yunus abi. Yani arz talebin aslında böyle bir hakikate işaret edeceğini daha önce hatırlamamı fark etmemiştim. Yani hani bu dünyada ekonomide arz ve talebin çok merkeziliği aslında kul ile yaratıcı arasındaki arz ve talebin merkeziliğine işaret ediyor olması çok hoşuma gitti. Bir temsil ve orada çok güzel tefekkürlük malzemeler var. Ekonomide en sevdiğim benim tefekkürlük tartışmalardan bir tanesi arz mı talebi, talep mi arzı belirler tartışması mesela. Yani kainatta çok enteresan şahitlikler var o kulla yaratıcı arasındaki ilişkiyi anlamak açısından. Evet, Allah razı olsun. Çok hoş. Devam edeyim mi yoksa yorum eklemek yok. Talebesi derken oradaki talebenin de ne olduğunu buradan hani ve hakeza diyerek kenara kapatalım yani. Evet. Genel olarak talebede de aslında benzer bir vurgu var değil mi? Talebe kelimesi. Yani öğrenmekten başka bir, öğrenci kelimesinden başka bir yerde duruyor sanki. Evet, o zaman devam ediyorum. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhim ifadesinde kaldık. Aleyhim'deki, yani ellezine en'amte aleyhim'deki ale, yani üzerine, üzerlerine gibi bir anlama gelen ale, enbiyaya yükletilen risalet ve teklif yükünün pek ağır olduğuna,
ve sahraları faydalandırmak için yağmur, kar ve fırtınaların şedaidine maruz kalan yüksek dağlar gibi peygamberlerin de ümmetlerini feyizlendirmek için risalet zahmetlerine maruz kaldıklarına işaret. Bu şey mi? Yani Ali Dayı'yla ile Suci'ye sorayım da, yani bu en amte lehum da diyebilirdi gibi bir şey mi? Veya lehu diyebilirdi ama aleyhim dedi. İla der. Ha, ila. Yani alada bir yükleme var. Dolayısıyla alanın kullanılması burada tam yapılan açıklamaya teyit ediyordu, aklımdan geçti. Henüz müzakere başlamadım ama ben hemen bir hadise paylaşmak istiyorum aklıma gelen. Eşeddül belâ'i alel enbiyâ'i fel emsel fel emsel. Başka bir versiyonu. Eşeddül belâ'i alel enbiyâ'i thümme kezâ thümme kezâ. Yani hakikaten enbiyanın bu noktada bir meşakkatli pozisyonları var. Belki enbiyanın görevini derufte eden mürşidinde, diyelim, onun talebelerinde de biz bu zahmeti, külfeti başta yani üstlerine hayat olmak üzere görüyoruz. Bu zorluğu görmeyen de salat selam getiremez herhalde. Güzel bir bağlantı ya. Valla Ali Dayı, Allah razı olsun, hoşuma gitti. Çok çok güzel. O bağlantıyı ben intikal edemedim. İzah edebilir misiniz? Yani o saygıyı duyamazsın. O zorluğun, ben öyle anladım yani. O zor, onun nasıl bir külfet, zorluk, bir çaba gerektirdiğini anlamayan kimse takdir edip hani Allah razı olsun deyip böyle bir teşekkürhane. Hani sana selam olsun, ben seninle barış içindeyim. Bu gerçekten güzel bir dua, Allah senden razı olsun gibi. Yani öyle bir halet ruhiyenin içerisine girmesi insanın mümkün değil. Takdir edemiyor ya çünkü nasıl bir hadise olduğunu. Allah takdir ediyor. Ben de takdir ediyorum diyor. Düşün, böyle fedakar bir kul, böyle gayretli, bütün yükleri üstlenen bir kulu ben takdir ettim, siz de takdir edin. Melekler de takdir ediyor diyor hani meşhur ayette. Ahzab 35 mi 36 mı? İnna Allahu melaiketehu yusalluna alen nebiyye. Şey açısından da benim hoşuma gitti bu mesele. Yani ara ara böyle şaka yollu takılırdım da meğer bu iş gerçekmiş ya. Yani böyle özellikle lise talebeleriyle falan böyle bir aradayken böyle iman miman meselelerine gireceğimiz zaman ya emin misiniz bak falan diyorum. Yani. Emin misin hani şimdi nereden girdik bu işin içine falan demeyin. Bu işin böyle durduk yere böyle garip grup yükümlülükleri falan olacak. Sonra sizi kasmasın falan diye. Nereden girdik bu iman eğitimine falan filan tarzı bir havaya girecekseniz girmeyin. Yani durduk yere başınıza bela açmayın falan filan diye böyle şaka yolu takılırdım. Onu da teyit eden bir şey gibi göründü bana. Peygamberin de bu ağırlığı affedersin yok. Çünkü o ağırlığı diplerine kadar hissettiğini ayetler yani söylüyor. Neredeyse kendini helak edeceksin. Bitirip tüketeceksin. لَاَلَّكَ بَاهُ النَّفْسِكْ diye başlayan ayetler var malum. Onun ruh halini, yani bu nübüvvet görevi karşısında nasıl zorlandığını, nasıl bir gayret içinde olduğunu, çaba içinde olduğunu, sıkıntı içinde, o külfet içinde olduğunu ya da o külfetle sır bir ruh halet içinde olduğunu ayet ifade ediyor diye anlıyorum. Yani peki böyle bir vurgunun ayete dahil edilmesi insanın bir ihtiyacına binaen mi yapılmış? Yani biz mesela şeyi mi okuyoruz peygamberin? Ya işte ne güzel peygamberlik seçilmiş. Cennete gideceksin işte falan. Yani böyle seçilmiş şey bir konum yani kolay falan. Öyle bir okumaya meylimiz mi var da böyle bir vurgu Kur'an'a eklenmiş acaba diye aklıma geldi. Yani o demin bahsettiğim talepkarlık çok güzel bir talepkarlık. O talep içinde bulunmak lazım. Madem geçmiş de vermiş, bize de versin tavrı, ama verildiği zaman da verilmiş olması büyük bir imkan. Sonsuz bir nimet o kelimenin tam anlamıyla, ama bu nimetin dünyaya bakan boyutuyla da
böyle bir nimete mazhar olmaktan kaynaklanan bir külfeti, meşakkati, sorumluluğu var diye anlaşılıyor diye aklımdan geçti Yakup'un notu dolayısıyla. Evet, rahmet ağırdır yani. Nimet ağırdır. Zahmetlidir yani en azından. Ama ben şeyi merak ediyorum. Yani اَلَّذ۪ينَ اَنَمْتَ عَلَيْهِمْدeki aleyhim vurgusu gibi gayril mağdubi aleyhimde de bir aleyhim vurgusu var. Yani her ikisinde de yük var mı diyeceğiz? Hani yükten kaçış yok. Sadece birisi gadaplı bir yük, diğeri rahmetli bir yük diye okumak sanki bizim sürekli yaptığımız o karşılaştırmalı okumaya daha uygun hissettiriyor bana. Biraz sonra oraya geleceğiz ama şimdiden aleyhim orada çalışmamış galiba o ifadeyi de ben burada gündeme getireyim istedim. Ters yönde, ters istikamette oluyor gibi geliyor bana. Yani birisi imanın getirdiği hassasiyetle haşyet, imanın getirdiği, imanın gerektirdiği o hassasiyetle Rabbin huzuruna layık olma endişesi var. Ama bu yük mağdubundaki yük gibi değil. O layık olduğu cezayı çekiyor. Ona da cezası, yani karşılığı yükleniyor. Ona da yükleniyor, veriliyor. Ta ki kendine gelsin diye. Yani dolayısıyla aslında yüksüzlük, ağırlık olmama hali gibi bir şey yok. Yani aslında ben rahatım. Vahye girince üzerime yük gelecek diye düşünmek doğru değil galiba. Aslında zaten üzerimde yük var. Hani işte insan zorluk içinde yaratılmıştır. Vurgusu var ya benim çok hoşuma gider o. Hangi süredeydi? Lekat halakne insene fi kebet. Evet. O fi kebet ifadesinde olduğu gibi yani zaten ağırlıkla yaratılıyoruz. Zaten bir yükle yaratılıyoruz. Rahmetli yük var. Gadaplı yük var. Hangisini seçeceksen. Gibi böyle bir şeye oturtsak herhalde oluyor mu? Bana öyle hissettirdi şu an. İmanla küfrün ortası yok o demek galiba. Evet. Evet. Peygamberlerin de okuyunca ki benim hoşuma da gitti bu arada. Ya o zaman Bediüzzaman'ın buradaki yorumu biraz şeye düşüyor yani. Sen Bediüzzaman'ı nasıl düşürürsün diye karşı çıkmıyorum da. Yani düşüyorsa da düştü diyelim ya. Adını koyarak geçelim. Bediüzzaman burayı pek kestirememiş diyelim veya ne bileyim. Meselenin başka bir yönüne yoğunlaşmış diyelim ama adını koyalım yani. Evet. Tam olarak ben anlamadım. Ben de oraya anladım. Neyi kastediyorsun ben diyecektim. Sıcaklarını diyorum. Yani aleyhimdeki ilk aleyhime yoğunlaşmış, ikinci aleyhime yoğunlaşmamış. İlk aleyhime yoğunlaşıp orayı zahmet olarak tarif etmiş ama ikinciyi vurgulamamış anlamına mı geliyor yaptığın yorum abi? Attı gitti. Abi şu an bana mı soruyorsunuz? Şu an Yakup'a sormuyor musunuz ya? Yok. Hayır sana soruyorlar ya. Yakup dedi ki ya demek ki mesela yüksüzlük falan değil. Gadap yükü var, rahmet yükü var. Bunun arasında bir yerdedir insan diye yorumlama ihtiyacı hissetti ya burayı okuduktan sonra. Ben de diyorum ki Bediüzzaman burada yo yani Risalet diye bir yük var, farklı formatta bir yük var ve bu yük ağır bir yük. Taş ağırdır. Ağır bir yük var burada. Şimdi ne daha ağırdır onu onun konuşması var burada gibi duruyor daha çok. Anlatabildim. Eksik bıraktığı yer. Ben onu anlamadım. Yok abi buyurun ben sadece ya bir zaman nerede neyi eksik bırakmış veya oraya yoğunlaşmamış kısmını ben hala anlamadım. Yükler arasında kategorik fark var.
ve bu farkın ortaya konması lazım şeklinde bir yorum yaptı burada. Yakup Aleyhisselam da dedi ki yük yüktür. Yükün yönüyle alakalıdır bu mesele. Kategorik olarak o yük bu yük diye bir mesele yok. Mağdup da yük. Nimetlenenler de yük. Bunlar hepsi yüktür. Onunki böyle yük, bununki böyle yük falan diye bir mesele yok. Gadap yükü var, rahmet yükü var diye bir şey dedi ya. Ya da ben böyle tarif ediyorum şu an. Yani Yakup böyle demedi de ben böyle tarif ediyorsam o tarifi şey yapalım. Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Evet evet abi. Tam olarak öyle dedim yani. Aynen öyle dedim. Ya konuyu çok özür diliyorum. Sulandırmayacaksam şimdi Yakup Aleyhisselam deyince Yunus şöyle bir baktığım isimlere de fakirin adı İlyas, peygamber ismi Kur'an'da geçer. Yakup peygamber ismi Kur'an'da geçiyor. Muhammed peygamber ismi Kur'an'da müstakil sure var. Yunus peygamber ismi Kur'an'da geçiyor. Ali hem Allah'ın bir ismi malum, ondan sonra Ayet-i Kürsü'de malum geçiyor. Hem ondan sonra İlmen Kavası, İmam Ali'nin ismi. Ondan sonra Yavuz'un da ben Arapçasını kendimce çevirmeye çalıştım. Bu İbranice'de işte El-Yasa filan, İlyas El-Yasa gibi bazı kelimeler var. Eğer İsrafil bu manaya geliyor, güçlü filan diye. Yine yani Enbiya ismi atıf var bu odalar, o odadaki arkadaşların. Bunu ifade etmek hakkından geçti Yunus Aleyhisselam deyince. Abdurrahman boşa çıktı diyorsunuz yani İlyas Hoca. Abdurrahman ismi Reşit şeyle doğrudan Esma İlahi'yle yani başlıyor Reşit. Reşit. Ali abi vardı Allah'ın ismiyle başlıyor. Ali diye ama Abdurrahman de Reşit de var tabii. Reşit var. Yani şöyle bir odada böyle bir işaret edeceğiz dersini beklemek biraz beyhude olabilirdi diye anladım ben bunu. İşte mesela Berkcan, Oktay, Can mesela böyle bu tarz böyle gidiyor diyelim ki. Yeni çıkıyor oda var. Ufuk. Ondan sonra ne bileyim işte yani. Gerçi Ufuk çok Kur'ani bir kelimedir. Çok Kur'ani kelime. Can da peygamber ismi. Evet Can da peygamber. Ne oldu? Onu nasıl bulalım? Johnson olsun. Can değil de Johnson. Neyse ya böyle isim. Tabii Can Yahya de. Değil mi? Yahya. Yahya peygamber. Evet. O değil de benim Hristiyan camiamda çok Hristiyan camiasında benim çok havam yokmuş ya. Ben de onu yeni öğrendim de. Yani böyle bazen dindar biri falan olduğunu düşündüğüm insanlar ya işte ben de Yunus işte Yona falan hani falan diye böyle bağlantıya girmeye çalışıp ha hani şu Rabbe isyan neden peygamberin ismi mi falan filan diye yok ya balıktan kurtululan peygamberin ismi falan diye İsrailiyat'ta böyle Yunus peygamber böyle pek şanı yüksek bir peygamber değil yani La nüferriku beyne ehadin min rusuli prensibince de yaklaşılmıyor tabii İsrailiyat'ta. O yüzden burada çok çevirmiyorum artık ismimi. İşte Yunus şey ya, Yonah falan diye. İsrailiyat'ta hangi peygamber kutsandı ki? Yani var ya, dedim ki ben böyle girdim, vallahi sizi tanımışım dayı ya. Dedim dayım gelecek şimdi. Yunus bir dakika. İsrailiyat'ta bana kutsal olan böyle yeri iyi olan bir peygamber söylüyor falan diye. Allah razı olsun doğru söylüyorsunuz. Yani devam edebiliriz bilmiyorum. Bunlar güzel okumalar. Birbirini ne kadar dışlıyor ondan da emin değilim. Ben böyle biraz kışkırtıcı olsun diye şey yapıyorum. Çünkü makam değişince yorum perspektif değişiyor. Yani öyle bakmak lazım. Burada yani kualitatif bir fark olduğu gibi kantitatifte bir fark var yani bence bu işin içinde. Nasıl kantitatif bir fark var? Yani risalet yükü ağırdır. Aynen yağmur, kar ve fırtınaların şiddetine en çok maruz kalan yüksek dağların yüküyle
Platon'un yükü arasındaki fark gibi. Ya buradaki yükü bir ayırmak lazım galiba. Çünkü karışık bir konsept. Yani bir taraftan çünkü biz imanın insana huzur getirdiğini, saadet getirdiğini, güven, emniyet hissi getirdiğini ve bu insanın en temel arayışları olduğunu sürekli vurguluyoruz. İşte Resul de tanımı gereği bunlara en ileri seviyede ulaşmış adam. Yani onun fiziksel olarak yorulması ya da vahyin inişi sürecinde yaşadığı zorluklar. Bunlar yük, evet. Ama diğer taraftan çok büyük rahatlıkları da yok mu? Yani dolayısıyla o yükün ne demek olduğunu sanki biraz daha iyi ayırmamız gerekiyor gibi geliyor. Yoksa ya bir şeyler eksik kalıyor gibi hissediyorum. Veya kızının bebeklik dönemini düşün. Annesi ve sen büyük bir yük altındaydınız ama ne hissediyordunuz? Kahır mı ediyordunuz? İşkence mi çekiyordunuz? Yoksa rahmeti, şefkati mi, onun yüküyle mi kendinizi ağır hissediyordunuz? Birisi içerisi lezzet dolu yük, diğeri içerisi ümitsizlik dolu yük. Evet. Sen düşün, birisi taş taşıyor, birisi zümrüt taşıyor. İkisi de ağır. Evet, aslında üstad bunu çalışmış, şimdi hatırladım. Ve bu güzel bir yere getirdi şimdi küçük, mesela, değil mi? Küçük ya? Sözlerde şey çalışmıştı ya, hani işte 3-5 kiloluk bir silahı ve gıdayı yükler, zahiren bir ağırlık kaldırır ama hakikatte rahattır falan. Evet. Diğeri zahiren hafiftir ama hakikatte korkar falan diye bir yaklaşım vardı. Yani burada ama şey değil yani. Mağdupta da bu yükün olmasına rağmen, burada da yük olmasına rağmen böyle bir yorumdan o zaman şunu asıl mesela buradaki tartışma şu değil. Ya işte yükleniyorlar abi. Acayip adamlar falan. Hani o çok yüklendiler falan. O tripten ziyade bir yük yüklenici. Yani nimet yüktür zaten bu arada. Yani sadece peygamberlik için değil. Yani üniversiteyi bitireceğim dediğinde o da bir yüktür. Ben bisiklet sürmeyi öğreneceğim dediğinde o da bir yüktür. Çivi çakmayı öğreneceğim dersin o da bir yüktür. Bu, bütün nimet yanında yükle beraber gelir zaten. Ama yük acı vermez insana. Yükün anlamsızlığı acı verir diye hep konuşuyoruz ya. Yani burada çok ciddi bir yük var, evet, ama anlamlı bir yük. Nimeti tamamlayan bir yük diye okumak gerekiyor demek ki. Evet. Güzel. Allah razı olsun. Açıldı herhalde. Devam edeyim mi? Ya şey, pardon. Yavuz, sen bir şey söyleyecektin. Ya ben şey diyecektim. Yani şimdi biz hep hani imanın ferahlık getirdiği, rahatlattığı, emniyet, saadet getirdiğinden bahsediyoruz. Risaletin yüküyle diğer yükleri kıyaslayınca, yani ikisi de eziyet verme anlamında, yük insana eziyet verir ya, eziyet verme anlamında kıyaslanamayacak şeyler olması gerekmiyor mu bunların? Yani biri yükse diğeri de, yani taş yükü, zümrüt yükü bana tam aklıma yatmıyor. Şeyden dolayı birisi çok daha ezici, mahvedici, kahredici bir şey ve gerçekten bir yük ve hiçbir faydası yok imansızlığın vesairenin. Risalet veya işte iman boyutuyla düşündüğümüz zaman onun adına yük denir mi? O rahatlatıyor, hafifletiyor. Asıl yükü almıyor mu üzerimizden? Ben şunu anlayamadım. Yani risaletteki yük insanı, yani yük, Türkçedeki yük ifadesi en azından benim anladığım şekliyle risalet yükü eziyet eden yük ile aynı yük olmasa gerek. Çünkü bunun rahatlattığını, emniyet, saadet getirdiğini, kalbe huzur, ferah getirdiğini biz biliyoruz, deneyimliyoruz. Bak kalp demek zorunda hissettin orada kendini. Şununla alakalı olmasın diyecektim ben de. Yani bence peygamberin fiziksel çektiği, yani fiziksel olarak üzerine yüklenen yükle Hitler'in üzerine yüklenen fiziksel olarak yüklenen yük arasında çok da bir fark yok. Mesele o insaniyete yüklenen yükte kendini gösteriyor. Ayrışma orada oluyor diye anlıyorum. Ve buradaki yük, yani az önce Yakup'un tartışmasından sonra ortaya çıkan yük, o insaniyeti, yani bir yük ama insaniyeti mahvetmeyen bir yük.
Bilakis insaniyeti yeşerten, insaniyeti ortaya çıkartan, kalbi huzura eriştiren bir yük. Yoksa sorumluluk yükü yani aslında. Yani şey değil yani. İman öyle bir yük ki böyle tenin acayip pürüzsüz oluyor. Bel ağrısı çekmiyorsun. Ne bileyim serçe parmaklarında nasır tutmuyor falan. İman öyle bir şeydir. Öyle bir şey değil yani. Senin de parmağın nasır tutuyor, belin ağrıyor. Fiziksel olarak arada bir fark yok diye anlıyorum. Yani şöyle özetleyebilirim. Çocuğun yok mu senin? Çocuk var abi. Ha, kaç yaşında? İki. İki. Şöyle sırtını alıp da ormanda koştuğun zamanki zevkini kime borçlusun? Kime deyince ne diyeceğimi şaşırdım. Yani. Ya zevk kaynağı değil mi? Benim en çok sevdiğim evet. Şey bir taşı hoplatmaktı yani sırtımda. Evet. Ben şuraya gitti de zihnim. Hani stres, sıkıntı, eziyet, hüzün, hatta yetimhane hüzün falan diye gerçi ayrılıyor. Orada da hüzünü evet bölüyorlar belki de. Ben şunu düşünüyordum. Ya bir adam iman etmişse emniyet ve saadet hisseder. Tam iman etmişse, mükemmel bir iman varsa bu emniyet ve saadetle bu ağır yük çok böyle bir arada olmuyor gibi sanki diye düşünüyorum. Ya bir adam hem emniyet hissediyor, hem saadet hissediyor, hem mutlu. Fiziksel yük değil de yani şimdi fiziksel yükten kastımız bedenen zorlanma değil elbette. Ney? Manen zorlanma bir şeylerde. İyi de emniyet ve saadetle bir adam emniyet ve saadet içerisindeyse manen neyde zorlanabilir ki? Zaten emniyet ve saadetin içerisinde o yük zaten onu emniyet ve saadete itiyor. Emniyet ve saadet alanında tutuyor, huzur alanında tutuyor. O nasıl bir yük ki bu iki kelimeyle birlikte üçüncü kelime olabiliyor. İman zor ama yük, ciddi bir yük, ciddi bir sorumluluk. Veya işte o bir ayet sakalını beyazlatıyor, saçını beyazlatıyor. Yani buradan ben şeye gidiyorum çünkü. Benim şöyle bir sorunum var, kişisel sorun oraya gitti iş. Ya ben yaşadığım sıkıntıyı, işte duyduğum o emniyetsizliği veya işte hadisattan korkmak, kainattaki şeylerde, meselelerin karşısında titremek hali, imansızlık sorunu, imansızlık köklerinden çıkan meyveler diye düşünüyorum. Şimdi muazzam ve mükemmel bir iman sahibi de çok ağır bir yükle yüklenmiş ve bunun zahmetini çekiyor ise buradaki emniyet, saadeti ben yanlış anlıyorum o zaman. Çünkü benim kalbi çok hafif, rahat, efendim bir endişe, bir sıkıntı hali olmadan yaşıyor, yaşamalı diye düşünüyordum ben hep bunu. Ve peygamberler de bu işin zirvesinde olsa gerek diye düşünüyordum. Burada yüktür abi. Hani sadece içeriği, formatı değişir. Gene zahmet, sıkıntı, tedirginlik, endişe, korku bunlar değişmez. Bu duygular gene var. Ama işte yönü değişiyor falan deyince ben de gene ben tam oturtamıyorum ama belki bende bazı kavramlar bozuk, farklı, bilemedim. Böyle bir şey yaşıyorum. Hocam şöyle düşünebilir miyim diye aklımdan geçti. Peygamberler risaletle kendilerine gönderilen hakaike bağlı olarak tarifsiz bir emniyet, tarifsiz bir güven ve huzur içindedirler. Fakat bedene ve dünya hayatında mükellef oldukları nübüvveti yerine getirmek, insanlara o tebliğ vazifesini ifa etmek, ifa sırasında bir takım zorluklarla, meşakkatlerle, itirazlarla, kovulmalarla karşı karşıya kalmak gibi bir husus da o vazifenin içinde var. Tarih boyunca da böyle olmuş. Dolayısıyla ruhen, kalben sonsuz mutmainler. Fakat fiziken ve fiilen vazifeli oldukları nübüvvet görevini ifaya dönük olarak çünkü insanların karşı çıkmaları var, statüko var, onlar yıpranıyor, karşı çıkmak istiyorlar peygamberlere. Dolayısıyla oradan kaynaklanan da eziyet, külfet, hicret etmek zorunda kalma, ondan sonra bir takım gazvelere girme gibi bir fiili durum da var.
Dolayısıyla peygamberlik onlara yüklenen, ki ben metne baktım, hamd-ı teklif diyor. Aba-u Risale ve hamd-ı teklif. Yani Risaletin abası ve teklifin hamli, ona verilmesi, o sorumluluğu ona konması, otomatik olarak fiilen onlar da böyle bir meşakkatli zorluğu beraberine getiriyor. Ama ruhen değil, ruhen onlar mutmain. O hakikatlerin kendilerine açtığı ufka bağlı olarak. Fakat fiilen sorumluluk duruğu var, zorluklar var, meşakkatler var, savaşlar var, itirazlar var vesaire gibi. Anlamak bilmiyorum, biraz çocuğun problemi diye düşündüm. Bir de lezzetin varlığı, lezzeti duyan açlığın varlığıyla kaimdir ve daimdir. Dolayısıyla aslında acının ve ızdırabın çokluğu, o acının ve ızdırabın üzerine takılan nimetin büyüklüğünü delalet eder. Yani şeyde de işte, felakte hamel akabe diye o sarp yokuşu aşamadı esprisinde de, yani bir büyük nimetler büyük çabaların veya büyük eziyetlerin sonunda gelir. Mesele şu ki, aralarındaki fark şu ki, biri büyük ızdıraplar çektikten sonra teselli bulamaz ama diğeri teselli bulduğu için huzur bulur. Daha büyük diğerin huzur bulur. Bu açıdan bakmak lazım. Yoksa peygamberlerin çok eziyet çekmesi, Resulullah'ın hayatına baktığı zaman ya bu adam huzur bulmamış ya, hiç rahat etmemiş yani, iftiraya uğramış, bilmem ne yapmış falan. Baktığın zaman yani öyle bizim anladığımız manada bir rahatlığı, bir şeyi yok ama o yaşadığı şeyler onun imanının inkişafına sebep olmuş. Yani Allah'a olan itimadına, Allah'a olan yakınlığına sebep olmuş. Onun inayetini daha bariz görmüş. Onun nasıl söyleyeyim, özelliklerini daha iyi tanımış. Bu bedel ödemeden, bizim burada söylediği asıl şey de bedel ödemeden nimet olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyor. En büyük bedeli de peygamberler ödemişlerdi, çünkü en büyük nimeti onlar mazhardırlar. Evet, bu çok bunu önemli. Anlamak lazım. Bu çok önemli çünkü eğitime girmemiş bir zihin şöyle düşünüyor. Oradaki yükü gördüğü için o nimetten böyle uzak durmanın daha rasyonel bir tavır olduğunu düşünüyor insan. Yani ne girip de başımı o kadar ağrıtacağım, ne girip de dertsiz başıma dert açacağım gibi. Bak çoğu, bu sadece din iman konusunda değil, üniversite konusunda bile öyle. Ben şimdi ne yapacağım? ÖSS'e çalışacağım. Niye? İşte üniversiteye gideceğim, üniversite mezunu olacağım falan. Ya tamam, üniversite mezunu olacağım ama o bütün o yapılması gerekenleri de yapacağım mı yani? Evet, yapacağım. O yük böyle itici gözüküyor. Değil mi? Bunu çocukluğumuzda nasıl açtığımızı hatırlayın. O yük anlamlı bir şekilde sunulduğu zaman bize hay hay başım gözün üstüne diyor insan. Yani bu ayetin içindeki kurgudan da anlaşıldığı üzere, o zaman Abdüreşit abi çok güzel bir yere parmak bastı. Ben onu anladım. Bu kainatta bütün nimetler o bedelin üstüne takılıyor bir kere. Yani adetullah böyle. Onu bir bileceğiz. Ama bu seni beni diskarış etmek için, cesaretimizi kırmak için konmuş bir şey değil. Bu imtihan sırrı diye bir şey konuşmuştuk ya. Ya o zaman şey olmuyor. O zaman şey olmuyor. Musabaka olmuyor. Yani musabaka sırrıyla alakalı bir şey bu. Oyunun kurulu bu. Racon bu. Tamam mı? Ancak böyle iyi futbolcu olabilirsin. Ancak böyle bu oyunda mahir olabilirsin. Oyunun şeyi bu. Biz şimdi karşımızda böyle bir oyun var ve oyunun tarifini yapıyoruz. Kendimin tarifini yapıyorum ve pozisyon alacağım şimdi. Ben ne yapacağım? Bu yükü yükleneceğim mi, yüklenmeyeceğim mi? Bu yükü yüklenmekten kaçınacağım mı, kaçınmayacağım mı? Diye bir tarifin içine girdiğimiz zaman Fatiha'nın içinde öyle bir eğitim var ki sana bana bunu okumayı farz koşmuş. Yani böyle bir yük yükledin sen onlara. Onun bir yük olduğunu farkındayım. Fakat o yükün kötü olmadığının da farkındayım. Bunun bir adetullah olduğunun farkındayım diye o bilinci böyle ortaya koyalım diye böyle bir izah. Yani ayetin içine bunu neden koyma ihtiyacı hissediliyor diye bir soru sormuştu Yakup. Yani bizde nasıl bir tavır var da
Yani biz böyle o peygamber oldun yırttın ya falan gibi düşünüyoruz da. Yok bir dakika, öyle değil bu iş. Onlarda ne kadar yük var, senin haberin var mı? Demek için mi konmuş bu ifade buraya diye bir soru sormuştu. Çok güzel bir soruydu. Şimdi ben anlıyorum ki hayır, onun için değil. Eğitimsiz, terbiyesiz bir insan bir yük gördüğü zaman diyecek şekilde bir tavır halindedir. Fatiha da diyor ki yok bir dakika. O yükü talep etmektir seni insan kılacak olan. Neden? O yükün üstüne takılmış rahmet. Sen bundan böyle cesaretini kırma, bundan uzak durma. Böyle bir hal içine girme. Sana da farz koşuyorum. Her gün Fatiha'da da sana böyle dua ettireceğim. Ona yüklediğin yükü bana da yükle falan diyeceksin her gün. Yük isteyeceksin. Enteresan bir terbiye. Nimetin yani. Yükü, gadabın yükü. Ama yük. Nimetin yükü, gadabın yükü. Biri lezzetli bir yük. Diğeri manasız, acı dolu bir yük. Yani aslında biz bunu kendimizde hissediyoruz ya Özben. Yani seninle daha önceden böyle muhabbet ettiğimizde benzer konuşmaları yaptığımızı hatırlıyorum. Yani Kur'an çalışmalarından ortaya çıkan anlam bizi çok heyecanlandırıyor, tatmin ediyor. Ve diyoruz ki abi bir ömür yetmez buna, çok çalışmamız lazım. Bir yük hissediyoruz orada. Ama lezzetli bir yük, istediğimiz bir yük. Yani ya şimdi kim uğraşacak buna dediğimiz değil, onun sonucunda rahmeti ucundan gördüğümüz, hissettiğimiz için ya daha çok çalışalım. Hatta diyoruz ki cennette bile bu iş devam edecek. Zaten cennet öyle keyif çatma yeri değil de o eğitimin devam ettiği yer falan. Aslında o yüke devamlı talep ediyoruz gibi. Yani bu yükler arasında böyle bir kategorik farklılık var. Evet, orada teselli de belki Adreşler'in kullandığı kelime yükleri ayırmada tesellisi olan yük, tesellisi olmayan yük diye belki de bir ayrım yapılabilir. O da bir hayli oturdu. Yani sonunda yemek varsa açlık lezzetlidir. Yani yemek yapmak da lezzetlidir. Evet, yemek yani yapmak da lezzetlidir. Yani. Doğru söylüyorsun. O Yunus'un dediği, madem yük var ama yüke ben anlamı bakacağım. O yüke takılmış olan nimetleri düşüneceğim. O zaman yük gözümle hafifleyecek gibi yorumlarını dinleyince Bakara suresinin o meşhur Amin Resulü'de geçen, ondan sonra ayet aklıma geldi. Vela tahmin aleyne islam. Dua da var. Yani tamam güzel neticeler var ama bu yükle ya çok da zor. Ne yapacağım dersen çok aşırı zor da isteme. De ki vela tahmin aleyne islam. Çok da ağır yük yükleme bana. Niye? Nasıl dua edeceğimize dair ayet bize bir şey de sunuyor. Bir teselli vesilesi de sunuyor yani. Yük var. Yükle takılmış nimetler var. O nimetler sana gelecek. Böyle bakarsan onlar senin için yük olmaktan çıkar. Ama daha da rahatlamak istiyorsan bak dua var. Sana öğretiyorum. Ona de ki vela tahmin ayene isran. Bana çok ağır yükler de yükleme de. Onun verdiği rahatlıkla ondan sonra rahat olarak hayatın sürdür gibi. Kainatın bir yapıcısı var. Senin de bir yapıcın var. Duygularının da bir yapıcısı var. Yükü gördüğün zaman sana ağır gösteren o duygu var ya, o duygunun da bir yapıcısı var. Bu duyguların, yani seni bir yük gördüğü zaman ya nasıl gireceğim ben şimdi bu yükün altına, kaç saat alır bu ya, kaç gün alır, yıl alır, ömür alır falan. O duygunun da bir yapıcısı var ve bu duyguların yapıcısının hepsi aynı. Şimdi bu duyguların yapıcısının aynı olması ve insanın hür iradesinin tecelli etmesi sırrınca yük insana sevdirilmemiş. Meselenin böyle bir yönü var. Ama belli bir terbiyeden geçtikten sonra o yükün yük olmadığı, hatta Yakup orada çok güzel bir şey söyledi, yükün lezzet olduğu, yükün kendisinin lezzet olduğu bir hal mevcut. İnsan yükle bu şekilde iletişim kurabilir. Bu da bize neyin tesellisini, neyin ümidini veriyor? Yük lezzetli bir hale dönüşebiliyorsa benim nazarımla ve eğitimimle yükten korkmanın bir anlamı var mı? Yükten cesareti kaybetmenin bir anlamı var mı? Yok. Gibi böyle bir 2-3 stage'li bir terbiye var bu işin içinde diye anlıyorum.
Evet. Dağlara atıf yapması da çok güzel mesaj veriyor diye benim aklımdan geçti. Yani tırnak içinde dağ mı olmak istersin? Ondan sonra çukur mu olmak istersin? Dağda ne var? Dağda madenler var, dağda imkanlar var, dağda ondan sonra pek çok zenginlik var. Ama bu zenginliğe daha niye borçlu? Yüksekte cesameti var. Bu yüksekte olmasının ve cesamet içinde olmasının bir adetullah içerisinde karşılığı da karlar gelir, fırtınalar gelir, rüzgar ondan sonra aşındırır, bu var. Çukursa bunlar yok sende. Ama dağın verdiği imkanlara, faydalandırdığı imkanlara da çukurun hiçbir katkısı yok. Çukura kalır. Dolayısıyla dağ olmak istiyorsan, faydalandırmak istiyorsan, peygamberler dağdır, ümmetlerine fayda sağlıyorlar. Risaletle kendisini ilişkilendiren, risaletin vazifesiyle, misyonuyla diyelim, ilişkilendirenlerin de bir takım zorlukları, meşakkatleri var. Bu dağ olmanın gereğidir. Rüzgarlar gelebilir, fırtınalar gelebilir, kar yağabilir. Yüksekte çünkü. Ama onlara aldırış etmemeli. Dağ olmak bu demek. Çünkü çok büyük faydalara ve menfaatlere aynı zamanda vesile çünkü dağ. Demek ki o Risale-i Nur'daki şu ifadeleri hep o zihnimizdeki yük anlayışını değiştirmek için dizayn edilmiş metinler olarak bakmak lazım. Nedir o? Yani 2-3 gram bir şey taşıyacaksınız sırtında ya. Yani ne demek bu? Yani sana verilecek, yani karşılığında ulaşacağın nimetle yükleneceğin yükü bir kıyas eder misin? Bu mesela o cesaretsizliğimizi kırmak için bir zihne bir kapı açma, değil mi? Ondan sonra mesela yük gene var ama gemiye bırakıyoruz. Değil mi? Hani yük var ama o sahiplenmeme, tesir vermeme seni öyle bir, tabiri caizse, moda sokuyor ki, öyle bir modun içine giriyorsun ki, gerçek öyle bir şey ki, bir dakika, yük bende ama ben yükün üstünde oturuyorum. Yani yük benim üstümde değil. Bir gemi var, biz gemideyiz ve o geminin içinde yüz. İman böyle bir şeydir diye. Mesela bu da demek ki o, yine o cesaretsizliğimizi kırmak için. Yani ya aman Yunus'cum, korkma, böyle ben şimdi iman miman bu işlerin içine gireceğim ama yükler mükler, şeriat meriat, ooo nasıl bir yol bu ya, ben ne yapacağım, burada durulmaz falan gibi hissediyorsun ya, bu çok doğru, bak aman bu çok doğru ama gel biraz konuşalım şeklinde başlayan o metinler, bu yükü yüklenmenin ne kadar karlı, ne kadar keyifli, ne kadar anlamlı olduğunu anlatmaya yönelen, böyle zihne farklı açılardan girmeye çalışan metinler demek ki. O metinler. Zihnimizdeki o yük algısını değiştirmek için. Allah razı olsun. Ben gemiye bırakıyorum. Yükü ortadan kaldırmak için değil yani. Yükü ortadan kaldırmak için değil. Ya. Yükle ilişkimi konvert etmek. Ben gemiye bırakınca hiçbir şey kalmayacak. Hani idealinde ben yük taşımıyor olacağım zaten. Taşıtıyor olacağım. Dolayısıyla bu emniyet saadeti ben biraz şeye bağlıyorum ya, herhalde idealinde, bu işin idealinde yükü topyekun gemi taşıyor. Benim yük meselesi, hiçbir şeyi yük hissetmiyorum artık. Çünkü taşıtıyorum, taşımıyorum filan diye, bunun günün sonunda da bu mantaliteden ortaya şey çıkmıştım benim. Yani iyi yük kötü yük falan değil de, veya birinin sonu iyi birinin sonu kötü ama aynı şekilde herkes aynı yükü taşıyor, gene ağır yükü taşıyor değil de, biri yük taşımıyor, biri taşıyor. Dolayısıyla yük taşımamak için iman yükü engelliyor falan diye bir noktaya gitmiştim. Ama oraya gitmen de çok normal. Yani ben o bizim o yükü gemiye bırakacaksın derslerini hatırlıyorum zaman içinde. Böyle uçaktaki otomatik pilot gibi anlatıyorduk biz onu. Ama uçağa biniyorsun, otomatik pilota bir takıyorsun. Sen arkada git oyna, yemek ye, tuvalete gir, arkadaşlarına muhabbet et falan. Uçak gidiyor zaten bir şekilde falan gibi. Böyle bir yere davet ediyor. Bu teklifin gerçekliği yok. Yani böyle bir yere çağırmıyor. Hatta böyle bir yere çağırmadığının en güzel delillerinden bir tanesi de şuydu. Resulullah'ın sahabeleri çektikleri sıkıntının faturasını hiçbir zaman Resulullah'a kesmediler mesela. Kesenler hakkında da Hucurat suresinde ayet geldi. Değil mi? Yani din iman adına bir şeyler yaptılar da sana böyle şey mi, kafa mı tutuyorlar diye orada giriyor ya.
Sana bir şey mi diyor? Bak biz bu kadar namaz kıldık. Bak bu eziyetler çekiyoruz. Öyle bir havaya mı giriyorlar? Onlara söyle, onlar Müslümanlar. Sadece biz Müslümanız diyebilir. Onlar daha mümin olmamışlar diyor. İman kalbe inmemiş. Ne demek o? Yük. Biz yük çekiyoruz. Biz bu dava için ne yükler çektik, haberin var mı gibi bir tribe girmenin alemi yok. Resulullah'ın talebelerinde bunu görüyoruz, gözlemliyoruz yani. Orada demek ki anlıyoruz ki buradan bu çıkarımı rahatlıkla yapabiliriz. O hüzün senesi dediğimiz o ambargo yıllarında niye Resulullah'a fatura kesilmiyor? Senin arkandan geldik, Allah'ım Allah diyordun, nerede Allah falan filan. Niye böyle bir tribe girilmiyor? Bir yük var, yükün bu yük fıtridir, olması gerekir. Kainatın adetullahı böyledir. Yükün içindeki eğitime, yükün içindeki lezzete, onun arkasındaki müsabaka sırrına yoğunlaşmak lazım. Şeklinde bir eğitimden geçmiş olmalılar ki böyle bir itirazda bulunmuyorlar. Yani yük deyip durunca aklından hani Kur'an'da geçiyor hamil kelimesi de hanımlarla ilgili gebelik hakkında. Yani hanımlar çocuk taşıyorlar karınlarında. Günden güne büyüyor ve bebeğin ağırlığı taşıyor anne bütünle beraber. Hamil yani. Ama peki hangi anne yani bundan dolayı yüksünür, ondan sonra rahatsızlık duyar, ya ben eziyet çekiyorum der. Ona takılı çok büyük bir hazine geliyor. Büyük bir mevhibe geliyor. İlahi bir armağan geliyor onunla beraber. Dolayısıyla evet külfeti var. Daha yavaş hareket etmek zorunda, daha dikkatli olmak zorunda. Ağırlığı var ve kulun verdiği zahmet kesinlikle var, külfet var. Ama o külfetle beraber gelen imkana bakıldığında şeyi ne diyelim avantajı alır geliyor ve rahatsız duymuyor hanımlar bundan. Çok rahatsız duymuyor ya da. Aslında yük muhabbeti bizim bu kültürde üniversiteye hazırlanırken yaptığımız bir muhabbete çok benzetti. Hani Yavuz şey derdik ya. Abi üniversiteye giriyorsun, bütün dertler bitiyor. Esas dert lise sınavları hazırlanırken yaşıyoruz. Üniversiteye girince devamı geliyor zaten artık. Zorluk şey falan yok. Biz de imanı galiba şey olarak tarif ediyoruz. Yani imana giriyorsun, kemale doğru gidiyorsun. Tamam, yük kalmıyor. Tam tersi aslında yük artıyor ama yük anlamlı bir hale geliyor o eğitimi alınca. Yani şu an benim masada 10 saat oturmama dışarıdan bakan, benim şartlarımı bilmeyen birisi acır yani. Ama burada lezzetli bir süreç yaşıyorum ben gibi böyle bir benzerlik hissediyorum ikisi arasında. Yani insaniyeten tekamül etmek demek aslında yükü daha çok olmak demektir. Kendimizi kıyasladığımız zaman mesela hiç eğitim almamış bir insanla eğitim almış olan bir insanı kıyasladığımız zaman onu eğitimin getirdiği lüks diyelim veya üstünlük neye bağlı, o yüklenmeyle alakalı bir şey. Mesela insan bitkisel hayat formunda da yaşayabilirdi. Hiç eziyet çekmeden serumla beslenseydi iş yapabilirdi, büyüyebilirdi, gelişebilirdi. Ama ne yapıyor? Yiyor, tada muhatap oluyor. Açlığın derdini çekiyor, ızdırabını çekiyor. Ne oluyor bu sefer? Hayvaniyet denen bir nimet ona o eziyetin, açlık eziyetinin üzerine verilen bir şey. Onun yanında bilgi edinmek, bilgi sahibi olmak için ekstradan sadece lezzet almanın ötesinde zihinsel çaba göstermesi gerekiyor ki daha tekamül etsin. Ben şunun bir sünnetullah olduğunu, yani Yunus onu vurguladı. İnsan akabesi çoğaldığı ölçüde, yani eziyeti çoğaldığı ölçüde, yükü çoğaldığı ölçüde nimeti çoğalıyor. Ve peygamberler gibi zatlara baktığın zaman da en büyük yükü onlar bence taşıyorlar. Ama en büyük nimeti de onlar yaşıyorlar. Yani bu sünnetullah'ın bir neticesidir ve insan bunun altına rahatlıkla giriyor. Mesela çok ilginç. Otobüste oturuyorsun, onu sık sık söylerim. Oturmak çok rahat bir şey. Orada yaşlı biri geliyor ve ihtiyacı olan biri geliyor. Yani çok yorgunsun, kalkmak istemiyorsun. Fakat öyle bir şey var ki kalkıyorsun ve kalktıktan sonra o yüzündeki huzuru, memnuniyeti, teşekkürü gördüğün zaman yani vermenin ne kadar mükemmel bir huzur olduğunu, içindeki çok büyük bir yükün kalktığını çok bariz hissediyorsun. Oturmak daha büyük yük oluyor o zaman.
Evet, vermek bir yük. Yani oturmaktan, yemekten ziyade vermek bir yük ama ondan sonra gelen nimet ise o yüke değiyor. Ve zaten o yük olmasaydı o lezzette gelmezdi yani. Onu anlamak lazım. Çok güzel. İbrahim'i yakıyor diyoruz biz dışarıdan baktığımızda ateş. Evet. Ayet diyor ki yakmıyor. O cennetin içinde, orada o ateşin içinde, bahçededir İbrahim. Yani ateşin yakmayacağı bir eğitimin mümkünlüğü diye okumak gerekiyor demek ki o İbrahim kısası. Yani ateştesin ve ateş yakmıyor. Serin ve selametli oluyor. Böyle bir ilişki ağı mümkün. Yani o metaforu demek ki o, mesela senin o ayağa kalkıyorsun, ayağa kalkmak seni yakmıyor. Mesela Abdüreşit abinin verdiğinde, yani İbrahim'i ateş yakmamış. Nereden biliyorsun? Örnek ver. Abdüreşit abi yer verdi, yorgundu, ayağa kalktı, yanmadı. Daha huzurlu oldu. Daha huzurlu oldu. Bak, ateş yakmıyormuş. Serin ve selametli oluyormuş ha. Bir yük yüklendi ve o yük onu ezmedi. Mümkün yani. Evet. Tersi de doğru mu? De ayette de abi, buyur abi. Kusura bakma. Tersi de doğru mu? Çok zengin, bütün imkanlar var. Fakat eğer gadabın içindeyse, yani ebediyeti yoksa, imanı yoksa, o da ne kadar zengin olursa o kadar daha, yani zengin dediğim dünya hayatı, bizim dünya hayatı tanımlar içerisinde rahat geçiyorsa, onları kaybetmenin ızdırabı da onu o kadar yakar. Evet. Mülkün çokluğu onun ızdırabını artırır. Güzel. Bir de şey mesela çok ilginç bir şey. Ayette diyor ya, onlar düşman çoğaldı dese, dedikleri zaman ne yapar? İmanları artar. Yani yükün çoğalması, düşmanın çoğalması, eziyetin çoğalması onların imanlarını arttırır. Demek ki yükün çokluğu imanın tekamülüne vesile. Bunu bir kere bir sünnetullah olarak anlamak lazım ki kendimizde bunu test ediyoruz. Ne kadar eziyet çekmişsek o kadar bereket geliyor. Kendi hayatımda da benim şey diyor, hayatındaki en mutlu anların nelerdi dediği zaman en büyük sıkıntıları yaşadıktan sonra gelen şeylerin olduğunu söyleyebilirim yani. Hep böyledir zaten. Yükün çokluğu onların imanlarını arttırmış oluyor dediniz. Evet. Değil mi abi? Bağladınız orayı. Evet. Orası çok hoşuma gitti de böyle bir şey oldu. Kısa devre oldu. Bir gitti geldi. Anladım, kaybettim. Bir şey oldu. Abi, bir daha geçişi bir daha yapar mısın? Yani yükün çokluğu onların imanlarını artırmaya sebep sonuç, hangisinin sebebi onu çıkartmaya çalışıyorum da, imanları fazla, yani o yük imanlarını, o yükün fazla olması imanlarını neden artırır? Orayı bir daha bağlar mısınız abi? Yani o yük iman çok, dünya mülkünün, eğer imansız diyeceğim, ahiret olmayan, Allah'a olmayan birisinin dünya mülkünün artması onu kaybetmenin ızdırabını artırmaz mı? Aynı evet. Oran öbür. Artırmış. Fezdat. Şimdi yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar çok sıkıntı, o sıkıntının ardından gelen bereket o kadar çoktur. Dolayısıyla onlar korkmuyorlar ondan. Ne demek istiyor? Yani artmasından korkmuyorlar. Niye artmasından korkmuyorlar? Gelecek bereketin, gelecek rahmetin, gelecek hikmetin daha çok olduğunu farkındalar da ondan. Bunu test etmişler kendi dünyalarında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aslı saadet bu mu demek yani Abdüreşit abi? Evet, aslı saadet bu yani. Baktığın yani zaman hiç saadet, böyle hiç cazip bir yönü yok yani. Hiçbir cazip yok sahile baktığı zaman. Sıkıntıların, zahmetlerin, acıların artması durumunda bile rahmetin artacağının farkına varmış insanların oluşturduğu bir topluluk. Evet. Ki zaten yani, işte bu dünyanın mahiyeti, bu dünyanın mahiyeti bunu gerektiriyor. Bu dünyada ne kadar çok çaba gösterirsen o kadar çok nimet geliyor. Belli yani burada. Şeye de yani bir uçtan alıp bir uca da vurmamak da lazım gibi hissediyorum. Asıl saadet yükün olup olmadı, yani dışarıdan baktığında yükün olup olmadığıyla alakalı bir konu değil. İçeride yani, olan şeyle. Çünkü asıl saadette çok ciddi açlıkların, sıkıntıların yaşandığı dönem de var. Refahın yaşandığı dönem de var. Velev periyotları kısa veya uzun olsa da.
Ama yani öyle olduğunda da öyle olduğunda da hiç fark etmez. Onları asr-ı saadet mensubu yapan bir çok komik bir kelime var, onu söyleyeyim. Töz var, töz. Onların hepsini şey yapan bir töz var. Cevher var, cevher. Töz, töz bana böyle çok şey, baharat ismi gibi geliyor ya böyle. Biraz töz koyayım mı falan filan gibi. Evet, güzel. Bir töz var, evet. Aslında lezzet de, lezzetli anlar da çabanın sonucunda geliyor yine. Abi, evet. Karabiber olmadan yemeğin lezzeti ortaya çıkar mı ya? Yani bunlar bu işin tuzu biberi. Bir rivayet var da, sakatını tam bilmiyorum. Kelam-ı kebar mı? Yoksa hakikaten bir hadis mi? Hayr-ı umuri azahamuha diye. Bir de ahmazuha versiyonu var. Amellerin en hayırlısı, en çok zahmetli olandır diye. Çünkü insanın terakkisine, öyle anlaşılıyor ki eğitimine, en çok vesile olan o. Abdülreşid'in hayatından pay biçerek anlattığını hesaba katarsak. Evet. Üstad zahmette rahmet vardır diyor. Biz onu zahmette de rahmet vardır diye okuyoruz. Hayır, zahmette rahmet var. Hayır kardeşim, zahmette rahmet vardır. Zahmetsiz rahmet olmaz. Zahmette de rahmet varmış değil. Şey gibi, İnşirah suresindeki esprinin aynısı yani, değil mi? Ben de tam onu paylaşacaktım. Evet, Allah razı olsun. Devam et. Ya yani işte o innemel usri yusra ifadesini düşünüyordum az önce de. O sureyi çalışırken aslında şey demiştik. Yaptığımız dua benim zahmetim arttır. Benim zorluğu arttır. Ki o zorluktan sonra, o zorlukla beraber, zorluktan sonra değil, o zorlukla beraber gelecek rahmete muhatap olayım diye bir espri konuşmuştuk. Onu düşünüyorum az önce ben. Senin söyleyeceğin yani, muydu bilmiyorum. Kafirle şey arasında, mümin arasındaki fark, biri çektiği zorluğun karşılığında bedelini alıyor, biri çektiği zorluğun bedelsiz görüyor. Bütün mesele burada. Bu zahmetin, külfetin olmadığı bu hususa fari olmak dersek, boş olmak yani. Boş, hiçbir şey yok. Fari. O ayet, İnşirah Suresinin son ayeti tam da buna dikkat çekiyor. Feyre ferate, yani tamam şunu halletmem lazım demişsin, halloldu. Şu problem vardı, aradan çıksın, çıktı. Sonra hensap. Yine hesap, bir eziyet bir şey daha. Geçir, başka bir şeye koyul. Yeni külfetlere gir, yeni zahmetlere gir. Yeni sorumluluklar al. Gibi mesaj evet, veriyor. Güzel, elhamdülillah. Çok güzel oldu. Ve orada her zorlukta sonra kolaylık vardır demiyor orada. Zorluğun kendisinde kolaylık vardır. Harika. Evet. Elhamdülillah. Evet, şeye geçelim. Herhalde anca orayı okuyabileceğiz, tahmin ediyorum. Şu birikimle bir hemen şöyle bir tempolu alsana. Baştan. Okey. Aleyhim'deki ala, enbiyaya yükletilen risalet ve teklif yükünün pek ağır olduğuna ve sahraları faydalandırmak için yağmur, kar ve fırtınaların şedaidine maruz kalan yüksek dağlar gibi peygamberlerin de ümmetlerini feyizlendirmek için risalet zahmetlerine maruz kaldıklarına işarettir. Bence biz daha iyi açtık. Üstadın ki burada biraz sınırlı kaldı. Yakup'cum kayıttayız. Ama iki şey arka arkaya geliyor. Onu bağlamak bize kalmış. Yani bak ne demişti? Bir önceki derslerde bu dünyada verilen en büyük nimetin peygamberlere, seyyidlere, şey, seyyidlere diyorum işte o evliyaya, asfiyaya diye saymıştı değil mi? Şahitlere diye. Sadık. Salih pardon. Salihlere. Ya tamam işte onlara ya. O dört sınıfa. Şimdi de onların yükünün çok ağır olduğunu söylüyor. Yani büyük nimetle büyük yük paraleldir demek istemiş yani üstad. Ya da üstad zaten adam harpte yani Yakup'cum. Senin gibi Baltimore'da böyle elinde çayıyla bence burada üstad doğru falan. Ya adam yani oradan bir yandan Rus'a sıkıyor tamam mı? Bir yandan ya da yazıyor yani. Hani ya ben haksız olduğumun farkındayım zaten. Öyle işte takıldım. Zaten yani burada yaptığımız tüm açılımları Allah razı olsun yani. Onun yaptığı çalışmalardan çıkardığımız sonuçlarla geliştiriyoruz yani. O noktada hakkını ödeyemeyiz. Allah bin kere razı olsun.
Eziyeti çekmiş, bizi de diyor ya ümmetlerine feyizlendirmek için, bizi de feyizlendirmiş yani, elhamdülillah. Zaten icazın kendisi bile delildir yani, zahmetle rahmetin yan yana olduğunu. Evet. Ama şimdi, yani benim tanıdığım üstad da şey yani, öyle ben böyle bir şaka yapsam güler geçer yani. Öyle eli sopalı bir üstad değil, o yüzden takılmaya çekinmedim. Şimdi izliyordur falan, sıkıntı olmasın gibi bir durum olmuştu Yakup. Çünkü bu iyi toparladı yani. Sait Hoca. Sait Hoca biliyorsunuz üstad. Yani şey, Sait Hoca. Hocam Allah razı olsun. Ya bir saat geçti Yakup'cum da hep aleyhimdeki ala üzerine yorum yapıldı. Ben çok istifade ettim Allah razı olsun arkadaşlardan. Aklımdan şöyle bir şey girdi. Yani ilahiyetteki bazı tefsir hocaları hayalimde çağırsak da desek ki ya şu Fatiha'da aleyhimdeki ala üzerine bir hani tefsir yapın desek, denirse şurada ortaya çıkan hakikatlerin onda biri ortaya konabilir mi diye düşündüm. Allah razı olsun. Vallahi hocam ben bazen böyle biz arkadaşlarla farklı ortamlarda Kur'an çalışırken şöyle bir hissiyat geliyor içime. Ya biz burada galiba farklı bir şeylerle nasipleniyoruz. Güzel bir şey yapıyoruz burada. Yani benim çok görmediğim bir şey yapıyoruz falan gibi böyle içime bir memnuniyet doğuyor da bunu tefsir çalışmalarının içinde çok yıllarını harcamış bir insanın söylemesi de ayrı güzel oluyor yani. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Evet. İhtar. Başka bir surede zikredilen فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Yine aynı vurgu. اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ olan ayet-i kerime, yani zaten yukarıda onu eklemişti şey, yani mütercim bu üç kesimi ekleyip üzerine bir de ulemayı da koymuştu. Buradan aldığını konuşmuştuk. Bu ayet-i kerime buradaki اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ayet-i celilesini beyan eder. Zaten Kur'an'ın bir kısmını tefsir eder. Ne demek bu? Usuldür bu diyor yani. Ne demek yani? Zaten Kur'an'ın bir kısmını tefsir eder şey mi yani? Yani ilk zihinde canlanan anlam mı yoksa başka bir şey kastediyor muydu? İlk benim zihinde canlanan anlam şu. Yani Kur'an'ı anlamak istiyorsanız farklı. Nasıl hocam konuşuyorsunuz ama sesiniz gelmiyor. Yok kapalı. Sesiniz kapalı. İlyas abi. İlyas hocam sizi duyamıyoruz biz. Özür dilerim. Risale-i Nur'da diyorum bazı pasajların muhtasar geçildiği yerlerde detaylarını başka bir risalede açıklaması gibi anıyorum burayı da. Ben evet. Şunu bu vesileyle paylaşmak istiyordum. Şimdi bu ayet malum Nisa suresine geçiyor. Bu ayetin başında iki ifadeyi buraya makam münasebetle kurmadım müellif, fakat çok yani bana anlamı önemli geliyor. Allah'a ve Resulüne ittiba eden, tabi olanlar, işte onlar kimlerle beraber? Allah'ın nimet verdiği kimselerle beraber. Burada ayetin başında, hatta ben şöyle bakmıştım da Arapçasını da filmde 69 değil mi? Ve men yuti'illâhe ver rasul. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği insanlarla beraberdir. Onlar kimlerdir? Buradaki mine malum mini tebeyziye değil de mini beyaniye deniyor. Yani vaziyet ifade etmiyor, açıklıyor. Kimdir Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimseler? Peygamberlerdir, derece derece. Sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Dolayısıyla kim Allah'a ve Resulüne tabi olursa işte onlar bunlarla beraber olurlar. Yani Allah'a ve Resulüne tabi olmanın kendisi nimete mazhar olmak demektir. Ve o nimete mas olunduğunda da bu kesimlerle beraber olunur. Çünkü onlar da bu nimetlere mas olmuş kimselerdir gibi çok malum. Yani onlara itaat etmek demek aslında o yüke talip olmak demektir. Onların yüklediği yüke talip olmak demektir. Evet. Dolayısıyla onlar gibi olmak istiyorsak onların yük talip olduğu yüke yük talip
şey yüklendiği yükle talip olmamız gerekiyor. İtaatin anlamı da bu. Evet, itaatte bir külfet var yani. Allah razı olsun. Çok sabitli oldu. Evet. Ya biz mesela hani hoca oluyorsun, bir hocanla konuşurken diyorsun ki ya seni şimdi daha iyi anlıyorum hocam falan diyorsun. Yani artık fark ettim diyorsun yani bu meseleleri falan. O seni şimdi daha iyi anladım var ya. O buradaki ifadesiyle işte onlarla beraber olur meselesini ben öyle anlıyorum yani. Böyle çok mistikleştirmeden hemen. Yani onlarla beraber olur. Ne demek? Yani anlıyorum onları. Aynı şeyin içindeyiz. Onlarla beraberim yani. Bediüzzaman için de öyle. Yani üstadı anladığımız nispetle onun derdini, ızdırabını anladığımız ve o ızdırabı taşıma duasını ortaya koyduğumuz nispette onunla beraber oluyorsun. Yani ya anlıyorum seni üstadım demeye başlıyorsun. Arkadaş oluyorsun, yol arkadaşı oluyorsun. Yüklediği yükün ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark ediyorsun. Evet, yani burada iki tane hakikati öğrenince göbek atası geliyor insanın. Diyorsun ki yani bu, falan diyorsunuz. Ondan sonra bana da verdiniz. Yani evet, Ayetül Kübra'yı okuduğun zaman yani bu metinleri yazabilmek için ne gerekiyorsa biz de yapmak istiyoruz diye insan söylüyor yani gerçekten. Ya maşallah. Evet. Allah razı olsun. Ya yeni yere geçmeyeyim diyorum çünkü 5 dakika kaldı. Yeni yerde yeni bir tartışma. Ama 7 dakika da az buz bir şey değil. İstiyorsan şöyle bir git, ilk aklına gelen soruları bir söyle. Bir notumuzu düşelim, zihinler hazırlansın. Şey iyidir. Yani bize de ödev. Bunu hep konuşuyoruz ya. Yani diyelim ki bir makale yazıyoruz. Paragraf bitti. Tamam, ben artık dinleneyim derseniz işiniz zor. Bir sonraki paragrafın ilk cümlesini yazıp öyle kapatmak lazım defteri. Öyle kapattığın zaman arkaya bırakıyorsun, orada yazıyor o ara. Sonra geldiğinde tekrar devam ediyorsun. Yani duasına başlıyorsun. Bize de bir rem vermiş. O remi de kullanalım yani. O yüzden söyledim. Evet. O zaman devam edelim. Soru. Abi Yunus eziyete tabi oluyor. Elhamdülillah. Talip oluyor yani. Problemlerin sayısını arttıralım da imanımız artsın. Hadi. Elhamdülillah. Kur'an'ın bir kısmını tefsir eder bölümü pek gündeme gelmedi fazlaca. Onu düşünüyordum. Her şey güzel. Konuşulanlar israf değil. Atlamayalım diye gündeme getirmek istedim arkadaşlarım. Şimdi Kur'an kendi içinde bütünlüğü olan bir kitap. Her kitap gibi canım. Eğer bir kitap başından sonra insan da yazmış olsa bir biyoloji kitabının bir parçasını anlamak için biyoloji kitabının diğer parçalarından faydalanmak gerekiyor. Çünkü o kendi içerisinde belli vokabülerisini, terminolojisini oturtmuş. Ona göre konuyu işliyor demektir. Onun için nasıl ki kainatın bir parçası kainatın diğer bir parçasının anlaşılmasında yardımcı olmak üzere bir bütünlüğe sahiptir. Kainatı kainat dışı, yani kainatın fiziki yapısını kainat dışı bir referans içerisinde çözme çabası yanlış olur. Zaten o hayali olur. Ama Kur'an'ın da bütünlüğü olması lazım. Çünkü kainatın yaratıcısının sözü ise öyle olması gerekiyor. O zaman kendi içerisindeki terminolojileri kullanmak suretiyle, terimleri, konseptleri kullanmak suretiyle o konuyu açmak gerekiyor. Efendim, parça parçalıktan daha çok o bütünlüğün içerisinde bir parçanın anlamını aramak gerekiyor diye anladım. Ne demek tam anlamadım tam kastettiğinizi. Ne demek yani parça parça, parçanın içerisinde bütünlük diye bir tabir kullandınız. Kur'an'ın tümünün takip ettiği usulün dahilinde parçaların. Tamam şimdi oldu. Yani şey diye anladım ben bunu Ali Dayı da. Sürekli hani Kur'an çalışmalarında en merkezde olması gereken mesele Kur'an'ın maksadı nedir? Yani
temel maksatları gündeme getirmeden yapılan bütün yorumlar problemli bir yere gidebilir diye böyle bir vurgu yapıyoruz ya. Yani o düzlemde okudum bir yorumunuzu. Yanlış değil, değil mi? Evet, ben seni tasdik etme durumunda değilim de bana da öyle geliyor. O maksat, o kapasite, yani 4M var ya, 4M kapasitesi vasıflarının içerisinde bir parçasının anlaşılması zorunludur. Çünkü bütün parçalarında, yani Abdurreşit de bu işin uzmanı, bir atomda kainatın nizamının özetini bulabilirsiniz. Ehadiyettir insanların problemi. Vahidiyette problem yok. İnsanların bizim, benim yani ana problemim ehadiyet konusunu kaçırmaktadır. Onun için de Kur'an'ın her bir ayetinde aynı o ehadiyet tecellisinde olduğu gibi Kur'an'ın tüm maksadının, yani tüm özelliklerinin özet halinde bulunması ya da bizim açımızdan o maksatlar, o tanımlar dahilinde okunması zorunludur. Yoksa parçalayıp da alamazsınız ki kainatın bir parçasını da parçalayıp çalışıp onu çalışamazsınız. Bugünkü bilim dediğimiz, science dediğimiz insanların ana problemi orada. Parçayı alıp kainatın tümünün taşıdığı anlamdan soyutlayarak onu kendi içerisinde açıklama çabası gösterince o bütünlüğü görmeden o parçalama, insanın tedavisinde de aynı. Bunların sağlıklı sonuçlara ulaşması mümkün olmadığı gibi Kur'an'ın ayetlerinin de tümünün içerisindeki usule uygun olarak anlaşılma çabasına girmeden da burada Kur'an niye böyle kadınlara böyle demiş diye başlıyor. Evet. Kainat tecezzi kabul etmez bir küldür. Külliliğe götüren şey odur. Tecezzi kabul etmez demek. Yani atomu kainattan dışarı çıkardığın anda atom diye bir şey kalmaz. Atom ilişkiler ağıdır zaten. Varlığı da ona bağlıdır hatta yani. Atom dediğin şey zaten ayrı bir taş gibi bir şey değil zaten. Taş da öyle de. Yani o ilişkilerin bütününde var olan bir şeydir. İlişkilerin bütünü gittiği anda varlık da olmaz. Bir kilo taş mı ağırdır? Yoksa bir kilo atom mu ağırdır? Arkadaşlar. İkisi de ağır abi. Bu izah şundan iyi oldu. Ali abinin yaptığı Abdurreşit'in takip edeceği biçimde söylediği katı yaptı. Şimdi Kur'an'ın bir kısmı açıklar. Yani klasik olarak şöyle anlaşılıyor. Bir kelime geçiyor, bir kavram geçiyor diyelim. Ya da bir hüküm geçiyor muhtasar olarak, muğlak olarak diyelim. Başka bir ayet, onun tefsiri var. O açılıyor işte. Buradaki örnek aslında bunu biraz çağrıştırıyor. Yani Fatiha'da diyor ki nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet. Kim o nimet verdiklerinin yolu? İşte Nisa suresinde ayette de onlar peygamberlerdir. Ondan sonra sıddıklardır, şehitlerdir, sahiplerdir açıklandığı böyle anlıyoruz. Yanlış değil bu. Kur'an'ın bir kısmını tefsir eder. Bu yönüyle doğru. Bundan ibaret değil. Ben demin açıklamadan şunu anladım. Çok güzel oldu. Kur'an bir kısmı. İşte bu sizin dediğin vahidiyet. Bir de ehadiyet var. Dolayısıyla Kur'an bir kısmını açıklıyor demek. Kur'an'ın bir cüzünde, bir parçasında bulunan makası Kur'an'a dair mesajlar Kur'an'ın bütününde de vardır. Demektir. Bir ayetteki o muhtasar olarak verilen mesajlar, yani tevhid, mübüvvet, haşr, ibadet, adalet dediği mesajlar Kur'an bütününde de var, başka yerlerde var diye anlaşılıyor diye açıklama yapıyor. İkisi birbirine aykırı değil. Ben ikisini birleştirerek zihnimde bunu yorumladım. Abdurreşit'in kullandığı tabir de buna yardım etti. Vahidiyet ve hadiyet diye, Allah razı olsun. Şimdi bir önceki, geçen haftaki derste kişiler değil meslekler ön plana çıkmalı vurgusu yapılmıştı ya. O zaman Nebi kim bunlar? Musa, İsa aleyhisselam. Sıddık'ın kim bunlar? Ne bileyim. Hasan Hüseyin gerçekten Sıddık. Şüheda kim bunlar? Bedir'de ölenler. Salihin kim bunlar? İşte o Anadolu evliyaları. Şimdi böyle tanım yaptığımız zaman
korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. Ben bu adamlara nasıl yetişeceğim diye. Ama mesleklerine süluk etmek, o fisebilihim, onların mesleğinde gitmeyi eğer anlarsak, o zaman demek ki bu aleyhim, ha işte bu meslekte gitmektir ki o mesleğin bütün usulünü veya dört başı mamur bir şekilde takdimini Kur'an'ın bütününde görürüz. Evet, yani ben de aslında gündeme getirmek istiyordum. İyi oldu Ali Dayı getirdiğiniz. Yani bu Abdüreşit abi ne yaparsa sıddık olur, İlyas Hoca ne yaparsa şühedadandır falan gibi böyle bir ayrımları zihnimde netleştirmeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum da. Onu belki haftaya konuşabiliriz. Ben soruyu okuyayım bari Rem çalışsın diye Yunus abinin hatırlatmasıyla. O soru dursun zihnimizde. Zaten 7 dakikayı 9 dakika yaparak bitirdik. O yüzden soruyu okuyup bitiriyorum inşallah. Soru: peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı gibi ibadetleri de birbirine muhaliftir. Bunun esbabı nedir? Harika. Ne? Evet. Güzel bir soru, önemli bir soru. Haftaya inşallah buradan devam edeceğiz. Allah razı olsun herkesten. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin.